istiyorsan. Bir şey kalabiliyor mu? Ama o çok tehlikeli bir şey. Öyle yanak mi? Almak yaşlandıkça mı? Üst taraf aşağı iniyor. Onu da şöyle nasıl yapalım. Gözleri aşağı mı iniyor insanlar? Hayır, elmacık kemikleri. Yani bişektomi yaptıran insanlarda ne diyorlar adını? Bişektomi. Bişektomi mi? Allah Allah. Benim de, ben de yanaklı bir insan biliyorsun. Evet. Ben 2007 yılında 35 kilo verdim. O zaman da yönetmenimiz rahmetli oldu. Ali Cem Köroğlu şahane. Tek yönettiği oyunda benim oyun zaten işte Darül Laf yapıyoruz. Ve kilo vermem lazım. Çıplığım oyunda çünkü bayağı böyle korselerle duruyorum. Neyse verdim ben 35 kiloyu. Gittim Ali Cem'in yanına. Baktı böyle bana 6 ayda verdim. Vermişsin kiloyu ama kafan aynı kalmış. Duracell ama en son buralar gidiyor. O yüzden gittim yüzümü ben aldırdım. Yani yüzünü yanaklarımı aldım. Ve gıdımı. Liposuction yaptırdım. Asla yapılmaması gereken bir şey. Yüze. Yüze ya. Evet evet. Gayet güzel duruyor yüzün yavrum. Ya büyük şans ama evet. 1,5 ay boyunca böyle yüzümde korse vardı. Bayağı Almodovar filminde gibi konservatuara gidiyorum. Güzin Hanım, ay ağzını açamıyorsun, nasıl çıkaracaksın? Senin Şan Hocan Güzin Hanım mıydı? Yok, değil. Derse girmemiş olabilir. Olabilirsin, bizim aynı çünkü. Ondan Derya'ya biraz önce sordum, evine gittin mi işte? Onun evinde de böyle bir post var ama onunki zebra bayağı. Gerçek zebrayı mı öldürmüşler? Gerçek zebrayı. Gerçek zebra tabii ki. Ava gitmiş bir gün. Çok güzeldir ev ama. Kulakları çınlasın, ülkenin en iyi hocalarından biri. Çok şanslıyım ben de. Ne oldu şimdi, komediye merak saldın yeni yeni? Ben mi? Evet. Bir dram gittin de sonra komediler başladı. Ben ne zaman, yani en büyük hayatımdaki şikayetim, bana bir dram oynatmıyorlar. Devamlı komedi oynuyorlar. Nasıl oluyor yeni ayol, ne dramlar oynadın ya, eskiden? Ne yenisi? Düşün, Şaşı Felek Çıkmazından itibaren devamlı komedi oynuyorlar. Evet, onlar evet pek. Yani ne yapayım? Oynatmıyorlar. Peki. Bu Hande ile ilgili işte bu YouTube kanalına bakacağız senin. Bir yeni bir şeylere girsen de, değil mi? Yeni derken? Ya ne bileyim, biraz da sanat işlerine falan ya, olmaz mı? Yani vaktim yok hani şu an. Ama bu tip buna da şey yapıyor. Bak buna da deliriyor. Bak şimdi bunları yapabilecek bir kız, değil mi? Değil mi? Sanat işini mi diyorsun? Tabii ki. Yani. Tamam. Oyunculuk kariyeri var. Evet, oyunculuk yaptığım sunuculuk. Ama işte onlara girmiyorsun tekrar. Bu işte demek ki ne para kazanılıyor ki bu işte? Sen oyunculuk para kazanmayla alakalı. Tabii. Kurtlar Vadisi izlemediğin için. Kurtlar Vadisi evet. Mahallenin muhtarları aşkı eşkıya. Biz bu kızı böyle bu astroloji diye değil, onu ben kaçıncı programa çıkışı oldu. Evet. Eskiden oyuncu olarak katılıyordu. Şimdi işleri büyüttü. Ama onu şunu da şunu söyleyeyim. Ya biz böyle yani biz hep fakir olarak mı kalacağız bu sanat işinde? Sen niye böyle canım? Alacaksın, yürüyeceksin. Dünyanın biz en işte, zengin işi sanat işi. Biz de, ama bize de ağzımıza bir böyle şey. Gönül zenginliğinden bahsediyor. Bence en önemli zenginlik de bu. Mesela ben astrolojiden o kadar büyük keyif alıyorum ki. Peki sen astrolojiden mesela iyi para kazanıyorsun. Kazanıyor. Kazanıyor değil kazanmaz mi? Mı? Şirketler mirketler bilmem ne. Biz ne şeyden zar zor çağırıyoruz diye. Bir de hiçbir şey olmayan insanlar bile nerede siz çok peki bir öğrenemez. Mesela ben öğrenebilir miyim? Herkes öğrenebilir. Tamam o zaman. Tabii. Gel biz seninle yapalım yavrum. Ay ben en az bir 3 eğitim almamız lazım. Ya eğitimleri uzun. Hani öyle hemen burçlar ama böyle official gibi bir görüntün olacak. Sen şimdi bunu da böyle ben şey yaparsın. 15. yüzyıl kaini gibi böyle makyajları falan yaparsın böyle. Orada kazanlar böyle buhar çıkıyor falan. Böyle şey değil. Onun gibi olacaksın böyle. İş kadını. Official. Official. Ben ona dedim ya şimdi bugün de gece, amma dedim sıskalaştım falan filan. Evet. Yani, hiç sıskala yani, hep aynı kilodayım. Official, official olacak böyle. Yani bugünün kadını gibi aynı olacak. Aynı kilodayım bugün, diyor. Ha? Aynı kilodayım. Hayır abi diyor. Gittikçe demek şey ki ne yapıyor, spor mu yapıyor, bir şey yapıyor böyle. Hayır. Kasları mı oluyor, spor kasa mı dönüşüyor, ne oluyorsa incecik oldu. Gittikçe böyle görünmüyor. Yani mesela Hande var orada, arka tarafı görebiliyorsun filan, öyle oldu. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Kamerada ve fotoğraflarda az önceki foto yani etine bu dolgun çıkıyorum. Burada da öyle çıkıyorum. Aha neler ayol. Burada da mı öyle çıkıyorsun? Burada da öyle çıkıyorum. Peki sen ondan mı bu kadar? Yani Kenan Doğulu sendromu mu var sende? Onda da yanakları
Yanakları evet. küçültebilmek için evet. bütün vücut küçüldü. Yok. Yanaklar duruyor öyle ama bir şey mi? Ama yanakları alıyorlar biliyorsun. Buradan giriyorlar. Kenan'ın haberi var mı bundan acaba? Bunlar vardır, biliyorsun yanaklardır. Ihtimalle. Yalın, Kenan, Özgün. Evet. Üç ama yanaklar. Ama aldırabilirler.